5 Ekim, 11 Ekim yengeç burçları neler bekliyorsa, yengeçler susuz kaldım, suya ihtiyacım var. Yani benim güzel söze, sevgiye, ifadeye, yani bir şeylerin yaptığımla ilgili ödüllendirilmeye ihtiyacım var. Ve beni kimse bu hayatta yaptığım hiçbir şey değer olarak görmüyor ve gözüne bata bata sanki hiçbir şey yapmıyormuşum gibi. İşteki, çevrenizdeki insanların tavır ve edaları ve ani dilde söylediğiniz laflar size tekrar geri gelmesi sizi çok fazla incitiyor. Ve hep başkalarının hatalarını örtmekten, hep başkalarına fedakarlık yapmakta, işte de bazı insanlar hani zarar görmesin diyerekten direkt kendinizi ön plana atıyorsunuz. Bence artık siz bu yaptı, evet iyilik her zaman sevaptır ama bu yaptıklarınız artık kendiniz için yaparsanız daha konumunuzda, daha düzeninizde, daha maddiyatınızda daha keyifli nokta yaşayacaksınız. Bilemedim. Yani ödüllendirilmek istiyorsunuz ama insanların diline vura vura yapıyorsunuz. Sevgi istiyorsunuz ama sevgisiz tavırlar sergiliyorsunuz. Yani bu işinizle ilgili problem yok aslında. Siz iyi niyetinizden mağdur oluyorsunuz. İşte yeni bir değişim ve oluşum sizi mutlu edecek ama siz kendi içsel dünyanızdaki merhametinizle alakalı yaptığınız hataları bir yazın, not alın. Burada nerede hata yapıyorsunuz? Kimlere iyilik yaptınız ya da karşılığını nasıl aldınız? Bunları bir kontrol edelim. Evlilikle ilgili yaşadığınız bazı gerginlikler yavaş yavaş iyileşecek. İlişkisi olmayan yengeçler biraz birkaç ay daha dinlenip doğru insana adapte olmanız gerektiğini. Sevgilisi olanlarda bir evlilik konuşması var ama daha bunun için 3-4 aya ihtiyacınız var. Özellikle sözlü ya da nişanlı olan kişiler ev alma kararı verdiniz ve hayırlı olsun, bu doğru bir karar olarak söylüyorum. Kendi işini ortaklı yapan yengeçlere, aile işi özellikle o ailede ortaklı iş yapan yengeçlerde çok güzel kazançlar söz konusu olacak. Ailenizin bir apartmanlı ya da 3 katlı bir malla alakalı bir sıkıntılı, bir devletle alakalı bir sıkıntılı süreci var. Bunları dikkate almamız lazım. Bu hafta yengeçler için çok böyle hareketli, biraz daha stresin yarattığı ve kendi sevgisini ifade edemeyeceği bir hafta. Bunları doğru yönlendirmemiz lazım. Siz çok iyi bir insansınız, iyi bir enerjiniz var ve her şeyi güzellikle halletmek istiyorsunuz ama insanlar size güzellikle değil de kafanıza vura vura, kardeşiniz olsun, enişteniz olsun, babanız olsun, hep bir menfaat enerjisi sizi fazlasıyla yıpratan noktada. Bunu biraz değiştirelim. Kariyer anlamında yüksek eğitim kararı veren bazı yengeçler doğru bir kararı aldınız ve kendi kariyerinizin üst level'ını yapmak istiyorsunuz. Özellikle sağlık sektöründe ne bileyim akademisyen doktor olabilirsiniz, cerrah olabilirsiniz, dahiliyeci olabilirsiniz. Bir yer ve konum değişikliği kararı içerisindesiniz. Devlet işine girmek isteyen yengeçlerde biraz umutsuzluk olabilir. Bununla ilgili hüzün yaşayabilirsiniz. Bir dahaki sene deneyeceksiniz. Bu hayırlı olacak sizin için. Ya biraz karmaşık, biraz sizi yoracak bir hafta ama doğru dengeleri ve doğru taşları koyarsanız huzursuz haftadan çok karlı bir haftaya geçiş yapacaksınız. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin değerli yengeç burçları. Dua şifadır. Şifa etmeyi sakın, dua etmeyi ve şifalanmayı sakın unutmayın. Bir de sizin ailenizde özellikle baba ya da annede katarak problemi olabilir. Ve sizin de son zamanlarda göğüs ağrı ya da rahimle ilgili sıkıntınız ya da erkeklerde prostatla ilgili sıkıntı olabilir. Biraz erteliği olabilirsiniz. Bu size ileride sıkıntı yaratabilir. Şimdiden bu hafta bunun randevusunu alın. Sorun yaşamayın diyorum. Özellikle de ikiz çocukları olan yengeçlere demişim ki güzel bir ev ferahlığı var. Ve hayırlı bir ev anahtarı alacaksınız ve bu anahtar size çok mutlu ve bereketli olacak demişim. Konuşmadığınız uzun süredir dostla, akraba ya da yakın aile bağlarınızla alakalı hatalarda özür dileme haftası olacak. Bunu doğru değerlendirdiğinizde bir daha bu kırgınlıklar olmayacak demişim. Tekrar yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Sevgiyle kalın, umutla kalın.